Benim adım Hamdiye Çaldar. Çoluğun çocuğun var mı? Öldüler hep işte burada. 5 tane cenazem var oğlum. İşte ondan bir yere gitmeyi istemiyorum. Burada 5 tane cenazem var. Ondan sonra kardeşimin oğlu diyor ki, hala ben senin yine götürürüm buraya diye. Çocuk, kocanın yanına, çocuklarının yanına diye. Yetmiyor oğlum. Maaşım olup da yetmiyor. Saat değil mi? 3 aydı bu yol. İşte 650 geldi bu sefer. 650. 3 ayda 650. 650 geldi. O da işte haptıp gitti. Ben yaşımı falan bilmiyordum. Kardeşim dedi ki, abacığım dedi, bu sene hani köye gittim ben. Bir 5 gün durdum kızım. 5 gün durdum. Abacığım dedi, senin yaşın var dedi. Senin yaşın çok dedi. Yaşın geldi dedi. Ondan sonra dedim, satalım oraya dedi, abla dedi. Satalım oraya dedi. Sen yatırıvarayım pangayı dedi. Çıtır çıtır yi dedi. Uğraşma ablacığım dedi. Ben gitmeyeceğim kızım. Bir dostuma, düşmanıma karşı ölene kadar burada duracağım. Yarım çaruğla aldık kızım biz burayı. Yarım çaruğla çapıp, rahmetiyle çapaladık, ettik de. Ondan sonra dedim, aldık. Hepsi mefat etti. Kaç kişiydi? Kaç çocuğun vardı? Üç çocuğum, o bir de torun öldü. Dört, işte burada 4 tane. İşte ondan başın sonra hepsi 5 kişi, 5 kişi. Bir de koyda var, bir de işte koyda öldüydü. En ilginci çocuğum koyda öldü. Evet, öyle diyeyim kız. Ne akşam oluyor kızım, ne sabah oluyor. Yolumuz hiç olmuyor. Olmuyor kızım. Her gün ağlayayım bu hale girdim. En az ya oğlum dursaydı, ya kocam dursaydı, biri bu kadar düşmezdim kızım. Bu karılı yiğilediler. Kuyruğum gitti demişim, böyle bağırmışım. Beni ne yaptılar, yapmışlar, nereye gittiler, artık dışarı mı çıkardı, hani aklı bölünü diye demişim. Hani aklı bölünü diye dışarı çıkartmıştı. Bir kardı abi komşudan. Sınavdan hep kardeşe diyedim, uçakları falan hep geldiler sınavda. Ağlama Hamdi ablacığım, biz sana bakarız dediler, ağlama dediler. Sınavda diyedim, uçakları var. Sonra diyemedim ondan sonra. Atan geldi burada hep ondan, eski mıhtarın kırılır falan. Hamdi'ye dedi, sen bize gidelim bu hoca dedi, biz yatalım dedi. Hani o da şey falan. Güler dedim, deli misin sen gülüm dedi. Ben gülümü nasıl bırakayım da gideyim dedi. Nasıl bırakıp ne gideyim dedi. Ondan hiç birbirimize Allah belanı versin demezdik kızım. O kadar. 3 sene nişanlı gibi durduk. Kalk sen olsun da anam gibi vermeyecek. Çaldı. Koyunun yanından çaldı beni. Çaldı beni söyledi. Anam çok kötüydü. Tut ona söz ver. Kalk sen olsun diye çaldı işte. Şimdi eşinin mezarını burada bırakıp gidemiyorsun ha? Gitmeyeceğim kızım. Onları bırakmayacağım buradan. Bir yere gitmiyorum. Hamdi ablaya aslında bütün köylüler yardımcı oluyor ama biraz kendisinden çekiniyorlar. İsmim Orhan Güleç. İşte bu caminin imamıyım. 13 yıldan beri burada görev yapıyorum. Yani biraz kendinde şey var, böyle inatlık var. Ondan korkuyorlar. Ramazanlarda falan yardım geliyor, fitre yardımı. Ama benim temennim devletin biriminin yardımcı olması. Ya köyden birine bir ücret verilir, günlük yemeği pişirilir, üzeri temizlenir, evi temizlettirilir. Ya da bir bakım evine götürülmesini daha uygun görüyorum. Teşekkür ederim. Canım ağzına tek başına yaşıyor işte. Tavuklara bakıyor. Tavuklarına böyle sürtünerek evin önlerinde, evde yürüyemiyor. Yani bakıma ihtiyacı var, insana ihtiyacı var. Birisi evini alıp baksa... Zaten gitmez kimsenin yanına. Gitmez. Evet, gitmiyor. Kendi evinde bir kap yemek götüreceksin, vereceksin öyle. Tamam, tabii şimdi hiç yürüyemiyor, sürtünerek. Huzur evine falan gitmek istememiş galiba değil mi? İstememiş, söylemişler de ben buradan bir yere gitmem demiş, evimi bırakmam demiş. Onun için kardeşinin oğlu aldı götürdü. Geçen yıl bayramda. Bir haftada geri geldi, hani durmamış. Götürün beni evime demiş. Tavuklarını falan alıp götürmüşlerdi.